İsmim Rüştü Şanlı, Aydıneli, Sultanhisar ilçesi, Akça beldesinde ikamet ediyorum. Tarım Bakanlığı'nda 28 yıl hizmet yaptım. 1996 yılında emekli oldum. Emekli olarak yaşamaya devam ediyorum. Sergiye Şiir Trenim adlı şiir kitabımla katıldım. Çok büyük bir haz duydum. Tarifsiz bir mutluluk sardı. Çok duygusal ve güzel bir şey. İnşallah herkese nasip olsun. Kitabımda genellikle doğa, aşk, sevgi, bu konuları işledim. Yazma sürecim, ilk şiir denemem 1968 yılında Bursa Bölge Ziraat Okulu'nda denemeyle başladı. Ama asıl gelişme emekli olduktan sonra başladı. Bir kere Can Yücel Ozan'ımız, üstadımız, ondan etkilendim. Yunus Emre'yi çok okudum. Yunus Emre'nin ezgileri beni etkiledi. Aşık Veysel'imiz, Aşık Veysel, onun türküleriyle çok ilgilendim. Çok şiir olarak okudum. Bunlardan etkilendim. Bu şiirlerimi yazdığım zaman Facebook'ta, sosyal medyadan paylaşıyordum. Okuyan arkadaşlar olumlu olarak bana dönüyorlardı. Bu uzun süre bu şekilde devam etti. Hep böyle olunca sosyal medyadaki dostlarım kitaplaştırmamı önerdiler. Teşvik ettiler. İstediler. Ve bu şekilde kitaplaşma yolunda ilk adımımızı attık. Kızım İstanbul'da oturuyordu. Onun katkılarıyla, Kutlu Yayın Evi ile ilişkiye geçtik. Ve böylece bir eser meydana geldi. İlk tepkisi sosyal medyada alkışlarla karşılandı. Onların çok beğenileri, yorumları benim bu konuda ilerlememi etkiledi, geliştirdi. Bu şekilde teşvik ettiler. Ben de onları bu açtığı yolda yürümeye çalıştım. Yayın eviyle yollarımız, tabii Aydın'da böyle sanat merkezi olmadığı için Aydın'da bu işleri yapmak imkansız. Benim kızım, küçük kızım avukat Pınar Özçelik İstanbul'da avukatlık yapıyordu. Onun sayesinde Kutlu Yayın Evi ile tanıştık ve Kutlu Yayın Evi bize yardımcı oldu. Eserimiz burada kitaplaştı. Biz de mutlu olduk. Yeni kitap çalışmalarım, şiirlerim devam ediyor. Ama ülkemizin ekonomik durumunda artık kitap çıkarmak, kitap yayınlatmak güç istiyor. Halkımızın ekonomik sıkıntıdan kitaplara yönelimi çok azaldı. Okurlarımız bazı imkansızlıklar nedeniyle kitaplardan uzaklaştı. İnşallah ileride çalışmalarım devam ediyor. Şiirlerim, yeni yeni şiirlerim devam ediyor. İnşallah güzel bir zamanda yine bir kitap daha çıkarmayı düşünüyorum. Okurlarıma sevgiler, saygılar, sevgi denizinden, sevgi ormanından en büyük mutlulukları sunuyorum.